Evet, sevgili sayfa dostlarımız, neredeyiz? Ortamuş'tayız. Hadros Dağ evindeyiz. Hadros Dağ evinin kapı girişindeyiz. Şimdi biz aynı televizyon kanallarındaki gibi böyle kapıyı vurduğumuzda "Aa hoş geldiniz" falan muhabbeti yaparak gireceğiz içeri. Hani bir şey olsun diye. Şurada zile ev. Zile bastı. Hadros Dağ evinin sahibi sevgili Barış kardeşimiz ve eşi bizi... Aa ya hep beraber Barış Bey'e hoş geldiniz. Biz içeri hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi şöyle gezdire bir dağ başı diyelim buraya. Öyle diyelim yani bir dağ başı gibi bir yerde böyle bir yer gerçekten hani hayale gelmeyecek bir şey. Ciddi söylüyorum ama mükemmel bir konsept göreceksiniz şimdi. Evet, merdivenlerden indik sevgili dostlar. Şu kapı açık kaldı yalnız ama. Tamam. Ev sahibi Barış kardeşim bize şimdi şöyle küçük olarak evini bir tanıtsın. Güzel küçük bir yer burası. Hoş bir yer. Hoş bir ambiyans. Ben şöyle bir... Evet şöyle. Buyurun. Görüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şöyle. Şömine. Evet. Sen şöyle çek. Tamam. Böyle bir dolan. Sonra şey çıkaralım. Evet. Buradan avluya çıkıyoruz. Evet. Şuradan çıkabiliriz. Avludayız. Yüzme havuzu. Karşıda antik kale var. Bir bakalım. Evet, Kızılan Kalesi. Tam karşıda. Kızılan Kalesi varsa mı? Evet, şurası. Kızılan Kalesi. Yukarısı şey var mı? Apolu. Apolu. Elma Çukur. Elma Çukur. Evet, caminin orası. Şu Şahit Tepesi. Muhteşem bir coğrafya. Farkları. Canım şuradan şöyle alsana. Şu bir dakika. Al. Şöyle. Evet. Değerli dostlar burada bir hamak var. Bunu yatan oluyor mu? Tabii. 3-4 kişi kullanabiliyor. Rahat, sıkıntı yok. Harika. 3-4 kişinin kullanabildiği bir hamak. Sevgili dostlar. Kendim yüksek korkum var. Ben yoksa atlarım da. Burada havuz var. Ya ben de atlasam mı? Bir atla istersen. Bir deneme yapalım. Bir deneme yapalım. Şimdi burası kiraya veriliyor. Misafirleri oluyor Barış kardeşimizin. Kiraya veriyor musunuz burayı? Veriyoruz. Evet. Nasıl veriyorsunuz? Kimler geliyor? Ya. Gelen oldu mu yoksa bu ana kadar? Yazınlık hep dolu geçiyor. Evet. Daha çok il dışı, işte uzak illerden İstanbul, İzmir, Antalya, evet. Doğu tarafından da gelen oluyor. Araplar da geliyor. Yani. Evet. Ziyadasyon oluyor mu peki? Yazın çok iyi, boşluğumuz olmuyor. Yani. Evet. Alt dışında tabii yazılar da olmuyor. Güzel yani. Güzel şöyle, canım şöyle... Anladım. Var mı başka burayla ilgili bir planın var mı? Burayla ilgili tatil köyü kuracağız. Bunun gibi 3-4 tane daha yapacağız. Evet. Restoranı işte tam bir öyle tatil kompleksi gibi bir yer olacak. Harika. Kısa zamanda da olur. Fındık diyoruz. Fındık toplamak isteyen, ücretsiz de öğretiriz bu arada fındık toplamak isteyen. Buraya gelsinler. Hem fındıklarını toplasınlar hem gördüğünüz gibi muhteşem bir konsept dinlensinler. Aslında program da var. Rahat ol. O da korkuyor ben. Çok hoşuna gidecek. Barış ben girin. Gir abi çok hoşuna gidecek. Canlı yayındasın aşkım. Sen askersin. Ben şey kullanmıyorum. Ha? Yok kızım yapamam ya. Aşkım sen nasıl askerlik yaptın? Hayır, hiç izledik be. Biz sana yardım ederiz hadi. Sen bas abi rahat ol. Bizim annem annem. Biz 14 kişiyle demedik. Farsat'a vuran defelerde gezdi. Farsat'a vuran defelerde gezdi. Tamam. En azından bu kadar olsun yaptık. Sevgili dostlar. Minderlerin üstüne doğru uzanabilirsin yani. He? Minderlerin üstüne doğru uzanabilirsin. Dön arkana bize doğru bak. Ters ver ters. Hiç arkayı dönmeyeyim ben ya. Şöyle yastıklara yat. Seyfettin abi bir şey olursa bir moderatör bulursun abi. Burada boya atölye var sevgili dostlar aşağıda. Orası depomuz.
Evet. Hadros Daha evinden hepinize selamlar, sevgiler. İşte bu. Tamam mıdır? Tamamdır. Ben kalkmayayım, siz devam edin. Şimdi kalkamıyor herhalde. Şimdi artık ne yaparsınız bilmiyorum. Kalkma abi, kal orada. Ya şeyde resmini çeksene. Resim çekemiyorum şu an. Beyza'cığım resmini çeker misin? Telefon meşgul. Ya şeyde... Güneşe denk geldi. Geldi mi? Aha. Tamam, alıştık artık. Daha yapacak bir şey. Alışınca sıkıntı yok bende. Tamam mıdır Beyza'cığım? Baba gölgede duruyorsun artık. Oldu mu? Oldu oldu. Peki. Evet. Gel. Yardımcı olayım mı? Yok yok, kalkarım. Kalkarım da nasıl kalkarım? Bir şey olmaz baba ya. Bir şey olmaz ya. Anne. Yalnız hepsini çektim ha. Ona göre. Olsun, sıkıntı yok. Var mı yatmak isteyen? Yok, ben şu an meşgulüm. Ben evet, tamam, bu kadar yayın yeter. Sevgili dostlar, tamam, bitirdik. Güzel de ama. Tamam, bu kadar mı? Tamam. Kapatıyorum. Evet, herkesi öpüyoruz. Üstü falan diyordun. Ha, üstü var değil mi? Bir de ikinci katı. Öpmüyoruz. Birazdan öpeceğiz. Bir de ikinci katı. Ama burayı bekliyoruz insanlar. Evet, buradan ikinci kata çıkıyoruz. Yatak odalarına buraya. Değil mi? Evet. Canan gel. Geldim. Gel. Aslında Faruk'un Pınar'ın da için oraya ki. Geliyor ya zaten işte. Evet. Yat şunu aslında. Oo, çok güzel. Önce karşıya gir abi. Öyle mi? Kokusu da harika. Şöyle, yalnız ha. Harika. Evet, muhteşem. Gel dostlar. Gerçekten harika. Harika bir manzara. Hani burada tatil yapılır mı? Şöyle hafiften de aralayalım. Görüyorsunuz manzarayı. Tehlikeli. Uçabiliriz. Harika. Evet, gördüğünüz gibi. Gel uzun burayı böyle. Göster. Kırmızı konsept. Muhteşem. Harika. Dalga geçen var mı bende yayında? Yok, henüz okumadım. Gözlüğüm olmadığı için okumadım. Evet. Harika. Çok güzel olmuş. Gerçekten müthiş. Müthiş. Evet. En azından şahibim görüyorum burada ya. Çok güzel. Ya şey, coğrafyada harika ya. Gerçekten. Hele bir de bunun bir yazın yeşillendiğini... Evet. Yatağı bir çeksene. Harika. Bisikletle giderken şey alacağım. Bisikletle gideceğim. Evet, burası... Çocuklar için falan mı? Evet, çocuk odası. Hı-hı. Harika, ranza. İnsan burada yaşlanmaz yani. Şöyle sevgili dostlar. Harika. Evet, gördüğünüz gibi burada da kapı açılıyor. Açmayalım çok fazla şöyle. Muhteşem bir konseptle Hadros Daha Evi. Siz ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle yurt dışından gelip de hani nerede kalacağız problemi yaşayan gurbetçilerimize, Karadeniz'de nerede kalınır diyenlere işte Hadros Dağ Evi burada. Evet. Herkesi selam ediyoruz, herkesi öpüyoruz. Tamamdır, bitti.